Bismillahirrahmanirrahim. İmam Rabbani Risalelerinden Mebde ve Me'at'tan devam ediyoruz. İkinci bölüm İrşad Kutbu'nun feyzi. Ferdiyet kemalatını yani efrat velilerin yüksek hallerini de kendisinde bulunduran bir irşad kutbu çok nadir bulunur. Böyle bir cevher birçok asırlardan sonra meydana gelir. Karanlık alem onun gelişinin nuru ile aydınlanır. Onun irşad ve hidayet nuru bütün alemi kuşatır. Arşın tepesinden dünyanın ortasına kadar her kime doğru yol, hidayet, iman ve marifet gelse onun vasıtasıyla gelir. Ondan istifade eder. Onun aracılığı olmadan hiç kimse bu nimete ve şansa ulaşamaz. Onun hidayet nuru okyanus gibi bütün alemi kuşatmıştır. Ve bu deniz donmuş gibi hiç hareket etmez. O büyük zata ihlas ile yönelen ya da o zatın kendisine yönelip haline teveccüh ettiği kişinin gönlünde bu yöneliş anında bir pencere açılır. O pencere yoluyla bu denizden teveccüh ve ihlası nispetinde içip kanar, gönlüne feyz dolar. Allah'ı zikretmeye yönelen ve bu zata inkarından değil de onu tanımadığı için hiç yönelmeyen kişi de bu feyzden istifade eder. Ancak birinci durumdaki feyz ikinci duruma göre daha fazladır. Ancak bir kimse o büyük zatı inkar etse, onun büyüklüğünü kabul etmese veya o zat ondan incinse, o kişi Allah'ın zikriyle ne kadar meşgul olsa da gerçek anlamda doğru yolu bulmaktan mahrumdur. Onun inkarı feyz yolunu kapatır. O büyük zat, o kişinin istifade etmemesini istemediği ve zarar görmesini arzulamadığı halde gerçek hidayet ona erişmez. O kişide hidayet varsa bile bu hidayetin sureti ve görüntüsüdür. Özü olmayan görüntünün de faydası azdır. O büyük zata karşı ihlas ve muhabbet gösteren kişiler, Allah'ı zikretmekten ve ona teveccühten uzak kalsalar bile, sırf muhabbetleri sebebiyle hidayet nuru onlara ulaşır. Hidayete tabi olanlara selam olsun. 3. Bölüm İrşad Makamı. Bu fakire maneviyattan açılan ilk kapı, hakkı bulma zevki idi. Bulmanın kendisi değildi. İkinci halde bulmak nasip ve müyesser oldu. Bulmanın zevki gitti, üçüncü halde ise bulmanın zevki gibi bulmak da kayboldu. İkinci hal, kemal hali ve velayat-ı hassa yani özel velilik mertebesine ulaşmaktır. Üçüncü hal ise başkalarını kemale erdirmek, irşat ve hakka davet için halkın arasına dönmektir. İlk hal sadece cezbe yönünde kemaldir. Ona süluk, manevi yolda ilerleme eklenince ikinci hal oluşur. Sonra da üçüncü hal meydana gelir. Seyri suluk yani manevi eğitim yapmamış olan bir meczubun ikinci ve üçüncü hallerden asla nasibi olamaz. Kamil ve kemale erdirici olan mürşit, cezbesi sülukundan önce olandır. Ardından süluku cezbesinden önce olan mürşit gelir. Bu iki grubun dışında kalanlar, sadece meczup ya da sadece salik olanlar, kamil ve başkalarını kemale erdirici olamazlar. Akla ermeyenlerden olma. Salat ve selam insanların en hayırlısı Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve temiz ailesine olsun. 4. Bölüm Son Halin Başlangıca Yerleştirilmesi. Bu derviş Rabiül Ahir ayının sonlarında bu büyük silsilenin yani Nakşibendiye halifelerinden olan bir azizin hizmet ve sohbetiyle müşerref oldu ve bu büyüklerin yolunu ondan aldı. Aynı yıl Recep ayının ortalarında tasavvuf yolunda sonda ulaşılan hallerin başlangıca yerleştirilmiş olduğu Nakşibendi huzuru yani sürekli Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu idrak etme hali nasip oldu. Baki Billah buyurdu ki, Nakşibendi nispeti bu huzurdan ibarettir. 10 sene ve birkaç ay sonra Zilkade ayının ilk yarısında başlangıca yerleşmiş olan son hal, ilk ve orta hallerin perdeleri arkasından yüz gösterdi. Peçeyi yırttı ve göründü. Kesin olarak anlaşıldı ki başlangıçtaki hal bu isimden bir suret ve görüntü, bu vücuttan bir heykel ve bu musemmadan sadece bir isim imiş. Aralarında çok büyük fark vardır. İşin hakikati ve sırrı burada ortaya çıktı. Tatmayan bilmez. Salat ve selam insanların efendisine, muhterem ailesine ve yüce ashabına olsun. Amin. 5. Bölüm Nimeti Anmak ve Rabbinin nimetini şükranla an. Bu derviş bir gün dostlarının zikir ve tefekkür halkasında oturmuştu.
Kendi perişan halini düşünüyordu ve bu düşünce ona galip gelmişti. Öyle ki kendisini bu irşat işine layık görmüyordu. Bu esnada kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir. Hadis-i şerifinin hükmünce hakikatten uzak kalmış bu kulu zillet toprağından kaldırdılar ve onun gönlüne şöyle nida ettiler. Seni bu kıyamet gününe kadar doğrudan ya da dolaylı olarak seninle bana tevessül eden kişileri, bana yaklaşmak için seni vesile ve aracı yapanları bağışladım. Bu sözü o kadar çok tekrarladılar ki sonunda şüpheye mahal kalmadı. Bunun için Allah-u Teala'ya bol bol sayısız şükürler olsun. Rabbimizin beğenip razı olduğu şekilde hamdolsun. Salat ve selam en güzel dualarda layık olduğu şekilde Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve ailesine olsun. Amin. Bundan sonra beni bu olayı halka anlatmakla görevlendirdiler. Şiir. Eğer padişah yaşlı kadının kapısına gelirse, ey hoca, sen bu duruma dudak bükme. Şüphesiz Rabbin bağışlaması bol olandır. 6. bölüm. Allah'a, Allah'ta ve Allah'tan yolculuk. Yani halka yolculuk. Seyr ilallah, Allah'a doğru olan manevi yolculuk, tasavvuf yolcusunun mebde-i tayyünü yani Allah'ın ilmindeki hakikati, ayani sabitesi olan ilahi isme kadar süren yolculuğundan ibarettir. Seyr-i fillah yani Allah'ta yolculuk, o ilahi isimdeki yolculuktan ibarettir. Bu yolculuk, ilahi isim, sıfat, şuun ve itibarlardan uzak olan sırf zat-ı ehadiyet mertebesine ulaşıncaya kadar sürer. Bu tarif, seyr-i fillah tabirindeki Allah mübarek ismiyle ilahi isim ve sıfatları ihtiva eden vücub mertebesi kastedildiği zaman doğru olur. Ancak bu Allah ismiyle Allah'ın sıfatlardan ayrı sırf zatı kastedilirse o zaman seyr-i fillah da seyr ilallah'a dahil olur. Bu durumda seyr-i fillah hiçbir zaman gerçekleşmez. Çünkü Allah'ın sırf zatındaki yolculuk sonu noktasında düşünülemez. O noktaya ulaştıktan sonra durmaksızın aleme dönülür. Bu dönüş de seyri anillah billah yani Allah ile Allah'tan dönüş diye ifade edilir. Bu bilgi sonun sonuna ulaşanlara hastır. Bu dervişten başka evliya Allah'tan hiç kimse bu konuda bahsetmemiştir. Allah dilediğini kendisine seçer. Şura suresi 13. ayet. Hamd ve şükür alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam da peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed'e ve tüm ailesine. Amin. 7. bölüm Evliya mertebeleri. Kemalat-ı velayet yani evliya mertebelerindeki yolculuk çeşit çeşittir. Bazıları evliya derecelerinden sadece birinciye ulaşma kabiliyetindedirler. Bazıları 2, bazıları 3, bazıları da 4 mertebeye ulaşabilirler. 5 mertebeye ulaşabilenler ise oldukça azdır. Bu 5 velilik mertebesinden birincisine ulaşabilmek Allah'ın fiil tecellisine bağlıdır. Yani bütün fiilleri yapanın gerçekte Allah-u Teala olduğunu idrak etme. Kuvvet yalnız Allah'ındır. Kehf suresi 39. ayetinin tefekkürüne varma hali. İkinci mertebeye ulaşabilmek de Allah'ın sıfat tecellisine bağlıdır. Yani bütün sıfatların gerçekte Allah'a ait olduğunu idrak etme, kulların sıfatlarını Allah'ın sıfatlarının gölgesi olarak görme hali. Bir kulumu sevdiğim zaman onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Hadis-i şerifini idrak etmek. Son üç mertebe ise dereceleri farklı olmakla birlikte Allah'ın zati tecellilerine bağlıdır. Bu dervişin dostlarından çoğu bu mertebelerden üçüncüsünde bulunmaktadır. Az bir kısmı dördüncü mertebede ile münasebet kurmuş, azın da azı velilik derecelerinin sonu olan beşinci mertebeye ulaşmıştır. Bu dervişe göre muteber olan kemal bu derecelerin ötesindedir. Cezbe ve süluk kemalatının üstünde olan bu kemal, ashab-ı kiramın zamanından sonra ortaya çıkmamıştır. Bu kemal ve yüksek derece yarın inşallah Hazreti Mehdi de zuhur edecektir. Salat ve selam mahlukatın en hayırlısına. Amin. 8. bölüm İniş ve halk arasına tam dönüş. Manevi yükselişte sonun sonuna ulaşanlar, geriye dönerken de en aşağıya inerler. Sonun sonuna ulaşmanın alameti işte bu en aşağıya inmektir. İniş bu şekilde en aşağıya olunca
geriye dönmüş olan kişi tamamen sebepler alemine yönelir. Yoksa onun bir yönü Hak Teala tarafına, bir yönü de insanlara yönelmiş değildir. Çünkü böyle bir durum sonun sonuna ulaşmamanın ve en aşağıya inmemenin alametidir. Bu konudaki son söz şudur. Mü'minin miracı olan namaz eda edilirken geriye dönüp halk arasına inmiş olan velinin letaifi yani ruhu ve ruhunun farklı mertebeleri Hak Teala'ya özel bir yöneliş ile yönelir. Namaz bitinceye kadar bu teveccüh devam eder. Namaz bittikten sonra tekrar tamamen halka yönelir. Fakat farz ve sünnet namazları eda ederken altı latife yani kalp, ruh, sır, hafi, ahva ve nefs Hak Teala'ya yönelirler. Nafile namazları eda ederken ise bu letaiften sadece en latif, en ince olanı yani ahva Allah-u Teala'ya yönelir. Benim Allah ile öyle bir vaktim vardır ki hadis-i şerifi namaza mahsus olan bu özel ana işaret olmalıdır. Bu işaretin tespitine delil gözümün nuru namazdadır. Yani neşem namazdadır. Hadisi olabilir. Bu delilin ilave ve takviyesi sahih keşf ve açık ilhamdır. Bu marifet yorum ve yüksek bilgiler bu dervişe mahsustur. Meşayih yani önceki büyük şeyhler bu kemali iki teveccühü birleştirmek de bilmişler. İnişin son noktası olan bu mertebenin hem Allah'a hem de insanlara yönelmek olduğunu düşünmüşlerdir. Bu konuda iş Allah'a havale edilmiştir. Doğrusunu yalnız O bilir. Selam, hidayete ve Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlara. 9. bölüm müşahede. Meşayih buyurmuşlardır ki, evliyanın velilik mertebesine ulaştıktan sonraki müşahedesi enfüstedir. Yani hakkı kendi gönüllerinde bulmaktır. Tasavvuf yolunda seyri ilallah yani Allah'a doğru yolculuk esnasındaki afaki müşahadede yani hakkı hariçte görmek muteber değildir. Oysa bu dervişe keşf yoluyla de bildirdikleri şudur ki, enfüsteki müşahadede afaktaki gibi muteber değildir. Enfüsi müşahade Hak Teala'nın hakikatini görmek değildir. Hakkın nasıl ve nice olduğu bilinemez. Ne afaki ne de enfüsi keyfiyet aynasına sığmaz. O alemin ne içindedir ne de dışında. Dünyaya ne bitişiktir ne de ondan ayrıdır. Onu görmek ne alemdedir ne de alemin haricinde. Alem ile bitişme ayrılması yoktur. Bu sebeple ahirette Allah'a görmenin keyfiyetsiz ya nasıl olacağı bilinmez olduğu söylenmiştir. Bu durum akıl ve hayal sınırının ötesindedir. Dünyada bu sırrı seçkinlerin en seçkinlerini açmışlardır. Allah'ı görmek yani müşahede her ne kadar görmek değilse de sanki görmek gibidir. Bu büyük bir nimettir ve ashab-ı kiramdan sonra çok az kimse bununla müşerref olmuştur. Bu söz bugün her ne kadar anlamdan uzak görülse ve çoğu kimse tarafından kabul edilmese de büyük bir nimeti ishar ve ifade etmektedir. Dar görüşlüler kabul ederler veya etmezler. Bu manevi hal bu şekliyle yarın Hazreti Mehdi'de ortaya çıkacaktır inşallah. Selam hidayete ve Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem uyanlara, onun ailesine ve arkadaşlarına.